Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Örnek çözmeye başlayalım biraz. Düşey kesti diyor. Şekildeki gibi olan kap 3 aş yüksekliğinde sıvı doludur demiş. L noktasındaki sıvı basıncı 2P'dir. L noktasındaki sıvı basıncı şu neymiş arkadaşlar? 2P'ymiş. Buraya yazdım. Buna göre KM ve N noktalarındaki sıvı basıncı kaç P'dir diyor. L 2H derinlikte dikkat ederseniz. K 3H derinlikte. O zaman PK eşittir burada 3P'dir. M ile N aynı seviyede, o zaman PM eşittir burada. Gene 2P olacak. Dikkat ederseniz 2H derinlikte 2P ise N H kadar derinlikte. PN eşittir burada. Ne olacak arkadaşlar? P kadar olacak. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Kap içindeki 2V hacmindeki sıvının kabın tabanına yaptığı basınç P'dir. Şurada kabın tabanına yaptığı basınç neymiş? P'ymiş. 2V hacminde ya, ben buna ne diyeyim? 2H yüksekliği diyeyim. O zaman P eşittir 2HDG biçimde yazarım. Bu sıvının içine V hacminde sıvının yoğunluğuyla aynı olan, sıvıda çözülmeyen katı cisim atılırsa tabana yapılan basınç ne olur? Şimdi ben bunu attığım zaman buraya V hacminde. Bu, dikkat ederseniz 2V 2H ise bunu atınca toplam hacim 3V olacak. O zaman bu ne kadar yükselecek? H kadar daha yükselecek arkadaşlar. O zaman P üssü eşittir. Bu sefer yükseklik ne oldu? 3H DG oldu. 2H DG'miz P idi. O zaman burası ne olacak? 3P bölü 2 olacak. Yeni durumda o noktaya etki eden basınç arkadaşlar. Evet, PA bölü PB sorulmuş benden. A noktası ile B noktasının basınçlarının oranı sorulmuş. Hemen yazıyorum, bakın. PA eşittir diyorum arkadaşlar. PA. Ne yapıyorduk? Burası en alt nokta. Bunun basıncı artı bunun basıncı biçimde yazacağım. Dolayısıyla H çarpı 3D artı H çarpı D diye yazdım. Bu PA'mız. Bir de PB'mizi yazalım biz buraya. Eşittir diyorum. Onun direkt sadece bunun basıncı H çarpı D. Taraf tarafı oranlıyorum. 4HD bölü H çarpı D eşittir. Buradan 4 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız demiş. Şimdi birincisi için P1 diyelim biz buna. 3HD. İkincisi için P2 diyelim buna. 3HD. Üçüncüsü için P3 diyelim biz buna. 3D bölü 2 çarpı 2H'dan. İkiler gitti. 3HD. O yüzden ne olacak? P1 eşittir. P2 eşittir. P3 diye. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Yazacağım. Evet. Düşey kesti. Şekildeki gibi olan boş kap sabit debili musluk ile 24 saniyede tamamen dolduruluyor. Dikkat edin. 24 saniyede tamamen dolduruluyormuş. Hemen şuna bakarım bu gibi durumlarda ben. Kaç bölme var burada? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12 bölme var. Demek ki her bir bölme 2 saniyede doluyor arkadaşlar. Bunu ne yapmış olduk biz? Kararımızı vermiş olduk. Şimdi diyor ki musluk açıldıktan 5 saniye sonra K noktasındaki sıvı basıncı nedir demiş arkadaşlar. 5 saniye sonra. Hemen bakalım. 5 saniyede ne kadar dolar? 1, 2, 2,5 bölme var. Dikkat ederseniz. 2, 4, o zaman 5. Evet, 5 saniyede buraya doldu. 5 saniye sonra. O zaman A şıkkı diyelim. 5 saniye sonra şu her bir yüksekliğe ben h diyecek olursam, her bir yükseklik h dersek şöyle h kadar olacak. H ile orantılı olacak. Dolayısıyla h kadar olunca ben buna ne diyeyim işte? PK eşittir hdg diyelim örneğin. 5 saniye sonra PK, 14 saniye sonra L noktasındaki sıvı basıncı da neymiş arkadaşlar? PL'ymiş. Hemen ona bakalım. Kaç saniye sonra diyor? 14 saniye sonra. Şimdi sayalım. 1, 2, bakın 2 saniye, 4 saniye. Şurası 5. 2, 4, 6 daha. Dikkat ederseniz. Şurası ne oldu? 11 saniye oldu. Dikkat edin. 11 saniye. Şimdi burası tamamen şu seviyeye kadar dolduktan sonra sıvı buradan aşağı dökülmeye başlayacak. 11 saniye demiştik. 12, 13, 14. O zaman sıvı seviyesi nerede olacak? Burada olacak. Bakın tekrar çarpıyorum. 14 saniye sonra. 1, 2, 2 saniye, 4 saniye, 6, 8, 10. Bir de bu 11 saniye. Şurası 11 saniyede de olacak. Sonra sıvı aşağı dökülmeye başlayacak. 11, 12, 13, 14. 14 saniye sonra sıvının üst seviyesi ne olacak? Burada olacak. O zaman 14 saniye sonra L noktası içinde yine H olacak yüksekliğimiz. O zaman PL eşittir yine HDG. Dolayısıyla PK bölü PL buradan 1 gelecek. 14 saniye sonra demek ki K ve L noktalarındaki basınçlar neymiş arkadaşlar? Oranı 1'miş. Şimdi K noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı grafiğini çizelim hemencecik. Bu da B şıkkı.
K noktasındaki sıvı basıncı. Şimdi dikkat edin. Her biri yüksekliğe ben P edeyim isterseniz. İlk başta nasıl burası? Dikkat edin, açılıyor. Dışa doğru açılıyor. Dışa doğru açılınca nasıl yazıyorduk biz bunu? Nasıl yazıyorduk? Azalan eğim biçimde yazıyorduk. Şöyle bir çizerim arkadaşlar ben bunu. 2, 4, 5. 5 saniye dedim bakın buraya. 5 saniye azalan eğim dedim. Şurası P diyelim örneğin. Ardından şurası düzgün artacak arkadaşlar. Dikkat edin. Düzgün artacak. Çünkü bu kısımda kap düzgün. Kaç saniye? 2, 4, 6 saniye. Düzgün artırdım. Kaça gelecek burası? 11'e gelecek. Sıvı yüksekliği 2H olacağı için ben buna ne diyorum arkadaşlar? 2P. Ardından 2, 4, bir de burası 5. 5 saniye boyunca K noktasında hiçbir değişim yok arkadaşlar. Ne oldu burası? 16'ya geldi. Ardından 2, 4, 6, 8. 8 saniye daha geçtiğinde şurası 24'e gelecek. Sıvı yüksekliği ne oldu? 3P oldu. Basınç. Zaman grafiğini böylece ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Buradaki püf nokta şu azalan eğim arkadaşlar. Azalan eğim. Şurada ne yapıyor? Çünkü kap dışa doğru açılınca ne demiştik? Azalan eğim demiştik arkadaşlar. Evet, gelelim 6. sorumuz. Bakalım ne demiş? 6 S'lik yüzeye etki eden sıvı basınç kuvvetinin şuraya 3 S'lik yüzeye etki eden sıvı basınç kuvvetinin oranı nedir demiş arkadaşlar. Hemen 6 S'lik yüzey için ne yapıyorduk? Yüzeyin tam orta noktasını alıyorduk arkadaşlar. Basınç kuvveti. Ben buna ne diyeyim? F1. F1'i yazıyorum şimdi. Dikkat edin. Nasıl yazıyorduk biz bunu? P çarpı S yazıyorduk. Burada P'yi alırken yüzeyin orta noktasını alıyordum. O zaman yüzeyin orta noktasına etki eden P'miz, yani basıncımız. Şurası tamamı dikkat edin. 2 H ise şurası H olacak. H, D, G çarpı 6 S'lik yüzey. 6 S. Yani 6 H, D, G, S biçiminde yazdım. F1 şuraya. Şimdi nereye yazacağım? 3 S'lik yüzeye. Nasıl yazacağım? Bu noktaya etki eden basınç çarpı. Çünkü F eşittir neydi? F eşittir P çarpı S'ti. Şu noktayı etki eden basınç çarpı yüzey alanı. F2 eşittir. Önce şu noktayı etki eden basıncı yazıyorum bakın. 2H DG artı H çarpı 2 DG. H çarpı 2 DG diyecektik. Şöyle yazalım. Neyi yazmış oldum ben? Şu noktayı etki eden basıncı yazmış oldum. Çarpı yüzey alan diyeceğim arkadaşlar. O zaman F2 eşittir 4, 4 kere 3, 12 H, D, G, S. Dolayısıyla F1'in F2'ye oranı eşittir 6 bölü 12'den 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet, kesitleri verilen X, Y, Z kaplarından X ve Y'de bulunan sıvıların kap tabanlarını oluşturdukları basınçlar eşit ve P'dir. Bu da P'ymiş, bu da P'ymiş arkadaşlar. X, Y kaplarındaki sıvılar boş olan Z kabına boşaltılıyor. Karışan sıvıların kap tabanında oluşturduğu basınç kaç P'dir? Bakın bu sıvıların ben ne öz kütlesini biliyorum, ne hacmini biliyorum, ne cinsini biliyorum, hiçbir şeyini bilmiyorum. Yüksekliği de dahil olmak üzere. Sadece şunu biliyorum ben. Dikkat edin. Bu sıvı S tabanlı yüzeyde P basıncını oluşturuyor. Ben bunu 2S tabanlı yüzeyin üzerine döktüğüm zaman bu ne olacaktır? Burada örneğin 10 santim yükseliyorsa burada 5 santim yükselecektir. Dolayısıyla P iken buraya P bölü 2 gelecek birinci kaptakinden. Şundan. Çünkü 2S'lik yüzeye döküyorsun sen bunu. Dolayısıyla basınç ne yapacak? Azalacak. Çünkü niye? Burada 10 santim yükseliyorsa burada ancak 5 santim yükselecek. Artı. Y kabındaki ise arkadaşlar P basıncını uyguluyor. Dikkat edin. 4S'lik yüzeyden burada 2S'lik yüzeye geliyor. 4S'lik yüzeyden buradaki 2S'lik yüzeye geliyor. Bu ne anlama geliyor o zaman? Bu şu anlama gelir. Örneğin burada 10 santim yükseliyorsa 2S'lik yüzey bunun yüzey olarak yarısı kadardır. O zaman 20 santim yükselecek. Yani burada P ise buraya ne gelecek? 2P. O zaman Z kabındaki toplam basınç P bölü 2 artı 2P'den dikkat ederseniz 5P bölü 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar.